Arkadaşlar merhaba. Bugün kupa maçlarında evrimli fişekçiyi kullanacağız. Sezonun da bitimine 5 gün kadar var. Tabi biliyorsunuz evrimli fişekçi ilk çıktığında en güçlüsüydü. Ve siz de evrim parçalarını ona ayırdıysanız bakalım hala güçlü mü değil mi? Bu videoda belki öğrenebiliriz. İlk maçımıza geçelim. Bir de gelecek sezon muhafızlar bir evrim alıyor. Yani krallık devi falan da bitebilir. Yani muhafızlara gelecek olması biraz beni bir endişelendirdi. Çünkü metayı bayağı bir bozabilir. Oynaması da zor değil yani çok. 7 iksir sonuçta yani. Çok fazla taktiği olur mu bilmiyorum. Yani sızdırıldı zaten. Çin serverından falan mı görülmüş? Tam bilmiyorum ama işte sızdırılmış deniyordu. Şimdi klasik evrimli fişekçi binici DS'si ile oynuyoruz. Bakalım DS iş yapacak mı? Tazı DS'si oynuyor olabilir. Evrimli barbarları için fişekçi ve bomba kulesi belki yetebilir. Bakalım son CRL'de bu muhafızların olması da yani biraz tuhaf olacak çünkü dünya finaline gidemeyecek olan bir sürü isim var böyle profesyonel. Şöyle bir binici atalım. Tazı oynamıyor herhalde. Destesini öğrenelim. Çetesi var. Neyse binici iyi vuracak. İkinci vuruşta çıktı. Güzel. Bir bomba kulesini atalım. Belki havan destesi oynuyordur. İksir golemiymiş. Nedense beklemiyordum ya. Aslında geçen videoda da iksir golemi destesiyle oynadık. Neyse. İkinci bomba kulesini döndürmemiz gerekecek. Şöyle fişekçiyi kullanalım. Güzel okları hemen çıkardı. Tombuk atarsak hemen bomba kulesini döndürürüz diyecektim. Tersten de iyi geliyor. Şöyle çeksek buzruğuyla. Bayağı bir iksir harcadı. Yani büyük büyüğümüz yok. O yüzden çok sıkıntı. Tamam. Evrimli fişekçi de güzel temizledi. Yani şu an için metada hiç yok evrimli fişekçi. Binici atmayalım çünkü savunmada bir iksir bile önemli. Şimdi son iksirlerimizle biniciyi atmayalım. Evrimli fişekçi de hala iyi ama diğer evrimler güçlü olduğu için o yüzden metadan düşmüş. Yoksa oynanmayacak gibi değil yani. Şöyle güçlü madenci atalım. Kuyasa kapın da ikinci bölümü bitti yani. Finalde kaybettik. Muhammed Light'ların, Mugi'lerin olduğu takıma yani. Pugings'ti galiba ismi. Şu bomba kulesini atalım. Çok sağlam takımlar vardı. Şu an elinde barbarları olmadığı için şöyle binici artı tomruk deneyebiliriz. Çete atabilir. Güzel. Hepsine tutsa daha iyi olurdu ama yine boş çıkardık. Tekrar bir bomba kulesi atalım. Desteği döndürmemiz lazım. Tamam, evrimli fişekçiyi de döndürdük çok iyi. Şöyle bir tomruk. Baskı yapalım. Evrimli fişekçi çalışacak. Sola bir fişekçi atalım. Aynı yerden toplamayalım kartları. Büyüye gitmesinler. Bomba kulesi atmamız lazım. Özelliğine erken bastı yoksa güçlü madenci atardım. Fazla iksir harcadı. Yine bir çete atabilir. Barbarlara iksiri yetmedi orada. Tomruk da iyi iş çıkardı. Şu an binici için en önemli kartı yine çıkmış oldu. Destemiz de çok hızlı dönüyor. Tekrar bir çete. Efsane oldu. Alev topu elinden çıktı. Alev topunu hemen döndüremez. O yüzden evrimli fişekçi geriye kalanı temizler. Baskı yapalım. O da iksir golemi attı. Evrimli barbarlara güvendi herhalde. Aşırı kötü oynadı şu an. Tamam evrimli fişekçi alır kuleyi ya. Sola cadı atıyor hala. Fişekçiyi bıraktı. Bu arada Kuyasu Cup'tan bahsederken bayağı maça odaklandık. Win rate'imden de memnunum yani. Tabloyu da bırakırım. Yani hangi takımlarla falan karşılaştık diye. Performansımdan da mutluyum yani. %50'nin üzerinde. 18 galibiyet, 16 mağlubiyetim falan var. Ve gelen oyuncuların hepsi gibi böyle Mortem, Faust falan. O yüzden yine de başarılı olduk yani. İkinci olmak da büyük bir şey tabii. Takımca 4000 dolar kazandık. Bir de bu turnuvalarda kendimi göstermem iyi. Yani sonuçta ileride CRL takımlı olursa buna da bakılıyor yani. İkinci rakibi de bulduk. Kupası da bizden bir tık düşük. Yani CRL'le takımlıya dönerse herhalde Muhammed Light, Mugi falan aynı takımda olursa yenmek çok zor. Yani her şeyi kazanırlar turnuvayı. Bizi de zaten en son sette 3-0 yendiler. Hem iyi oynuyorlar hem analizcileri iyi. O yüzden çok zor işimiz. Binicinin 3 kere vurmasına izin verdi. Çok iyi. Tamam, İksir golemi oynuyormuş yine. Deste ne ara çoğaldı. Geçen videosunu çektik. Şuraya bak.
Bu kadar yoklardı herhalde ya. Şöyle tomru atmamız lazım. O dört parçaya bölündükleri zaman çok tehlikeliler. Çok fazla hasar verdikleri için dikkat etmek lazım. Tomru o yüzden attım. Şöyle fişekçiyi de attım. Binici yine bir kere vurdu. Şimdi barbarlara tomruk atarsak yeterli olur. Eşleşmede rakip de bu arada. Diğer iksir golemi destesine göre daha da zor işimiz. Çünkü uçan makinesi var. Ortaya bomba kulesini attığımız zaman o da zaten ortadan uçan makine atacak. O yüzden ona da dikkat etmemiz lazım. Biraz bekleyelim. Yine defansif oynamak daha iyi. Düş madenciyi attım. Güç madenci de destede şu an iyi çalışıyor. Şövalye veya Valkyrie almak istemedim. Çünkü 3 kart döngüsünden dolayı binici daha hızlı dönüyor. O yüzden binici destesi daha hızlı dönmesi her zaman iyidir. Savunmada bomba kulemiz var. Biniciyi bıraktı mı? Yok. Neyse şu iksir golemini biraz güçlü madenci canını azaltsın. Yine tomruğu kullanmamız lazım. Uçan makineyi bırakacağım. Oraya bir şey atmayalım. Goblinleri attım. Tam bineceği bir şey atamayacak. Ölmüş cadıya öfke de attı. Bütün iksirleri harcadı. Bu yeni versiyon iksir golemini oynamak da zor değil aslında. Rakipler bir iki tane hareketi yapması gerekiyor düzgün. Onu da yanlış yapınca o yüzden rahat kazanıyoruz şu an. Şimdi savunmada kalalım. Şimdi bomba kulesini attım. Ortadan bir uçan makine gelir. Şöyle fişekçi biraz vursun. Neyse okları çıktı. Şöyle goblinler. Rakip de aslında şey yapabilirdi. İlk önce bomba kulesini kırdıktan sonra uçan makineyle. Sonrasında da zaten evrimli barbarlarla darlayabilirdi. Son 10 saniye kaldı. Biz de bir iki tane hata yapsak zaten maçı direkt kaybederdik. Geri dönüşü de zaten bu desteğe karşı alamayız. Bakalım evrimli muhafızlardan sonra meta ne kadar değişecek. Seri içinde pratik yapıyorum. Son bir altın bilet verilecek. Yani tahmininiz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Tahmin etmesi gerçekten çok zor. Ama bir kişi söylemek gerekiyorsa o Griko diyeyim. Lucas falan da daha kazanamadı ama dediğim gibi belli olmuyor yani. Son maçımıza da geçelim. Son rakibimizi de bulduk. Yine kupası bizden bir tık daha düşük bir rakip. Üst üste iksir golemi desteleri geldi. Umarım bu rakipte oynamıyordur. Farklı artık bir deste görelim. En azından diğer destelere karşı fişekçi ne kadar çalışıyor şu an için. Erkenden yıldırımı kullandı. 3 iksir 6 iksir attı. Şöyle bir baskı yapalım. Hemen bir deprem. Kasırgası da vardır ruhunda. Hem bina kartı hem kasırga. Binici destesi oynuyor olabilir. Bazı binici desteleri yıldırımla birlikte oynanıyor. Şöyle bir baskı yapalım. Fişekçiyi koruyalım. Çok iyi ölmedi. Fişekçi vurabilir. Evrimli şövalyesi var. Şövalye vurmasın. Şöyle goblinleri atalım. Atak kartını da öğrenelim. İksirimiz de doluyor. İlk önce bir güçlü madenci atalım arkadan. Elektro dev oynuyormuş. Yani beklemiyordum. Yine metada oynanmayan bir kart. Şöyle fişekçi atalım. Ona bir şey atarsa tersten binici basarız. Sonra bomba kulesine yine iksirimiz yetişir. Mezar taşı atabilir defansa. Şöyle hemen bir tomruk. Deprem alsak bomba kulesi yetişmez de elektro deve. Şöyle atalım. Atıcı vurabilir biraz. Orada fişekçi attığımız çok iyi oldu. İlla ki bir kart atacağı belliydi, atmasa. Bu sefer de hem kuleye vurur hem de elektro devin canını azaltırdık. Şimdiden şahmat ettik rakibi. Şimdi defansa yatabiliriz. Son bir dakika kaldı. İyi bir defans yaparsak zaten uzatmalara gitmez maç. Fişekçi döndürebiliriz. Zaten yıldırım atarsa yine iksir zararına geçecek diyecektim. Şöyle bir tomruk atalım.
Aslında savunmada kalırsa iyi olur. Zaten 40 saniye kaldı. Şu madenciye de bir şey atsın. Fişekçi bir sonraki kart. Tüh, depremi daha iyi atabilirdik. Ama bilmiyordum mezar taşı atacağını. Şu an çok sağlam geliyor. Fişekçi ölmesin. Yine yıldırım attı. Çok fazla iksir harcadı. Bomba kulesi atalım. Güçlü madenci atmadım orada çünkü kasırgayla çekebilirdi. Çok sağlam oynadık bu maç. Elektro D'den sonra atıcıyı da atması zaten defansa pek bir şey bırakmadı. Erkenden bitirdik yoksa bayağı bir uzardı bu maç. Yani DS'de de çalışıyor gibi. En azından bu DS'yle rahatlıkla hani ilk 500'e falan girebilirsiniz dünyada. Bu DS'niz max'a. Şu an biz zorlasak zaten ilk 200'e gireriz ama dünyada da zaten 341'iz. Sonuçta artık bu DS'de meta DS'si değil. Ya yani oynanmıyor ama ona rağmen rahatlıkla ilk 500'e girebilirsiniz dünyada. Yine de DS'de hakkını veriyor yani. Videoda bu şekildeydi. Eğer hoşunuza gittiyse like atabilirsiniz. Kanala destek olmak isterseniz abone olarak destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.